Herkese yeniden merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Hani Melan Legacy 15. bölümüyle devam ediyoruz ve bugün düğün yapacağız. Artık Amelia kızımız evlenecek ve bir sonraki bölüm yine Amelia ile tabi devam edeceğiz. Ama ben birazcık daha çocuklarımız üzerine odaklanacağım. İkinci jenerasyonun başlamasına çok çok az bir zaman kaldı. O yüzden birazcık böyle çocuklarımızın hayatları değişsin, gelişsin, farklı şeyler olsun. Bakalım neler olacak. Özellikle ben bu bölümü daha önce atmam lazım. Yani bu bölüm daha önce atmam gerekiyordu. Yani gerçekten inanır mısınız? Bazen sorunlar çıkıyor böyle teknik zorun, sorunlar ve hani hiçbir şekilde yapamıyorum. Şimdi burada mesela ben evi değiştirmeyi düşünüyordum. Yani bu bölüm böyle farklı bir evde. yine aynı dünyada devam edip farklı bir evde aslında bölüme başlamak istiyordum. Önce galeriden araştırdım falan hiçbir şekilde bulamadım. Bir günüm zaten öyle geçti evi düzenlemek vesaire ama hiç içime sinmemişti. Hala evi değiştirmedim bu arada evimiz aynı. Bundan sonraki bölümde değiştirme ihtimalim var fakat yine böyle bu tarz bir evde mi kalsak yoksa bu dünyaya uygun şu şekilde yani şu yan taraftaki gibi bir ev mi yapsak daha doğrusu ya da galeriden de indirebilirim şu tarz bir ev veya da e, modern bir eve mi taşınsak? Yani bunlar konusunda bir kararsız kaldım. Ee, sonra bu nedir? Ha, bunu al bakalım, açalım, ekelim onları da. Bizde o kadar çok bitki var ki, yani havuç varmış burada da. Bunları düzenlemem lazım mesela. Güzel bir ev yapıp, güzel bir şekilde hani bahçe yapmak istiyorum. Ama bu dünyada da kalayım. Çünkü çok az bir zaman kaldı ya. Zaten yeni jenerasyonda, yeni bir dünyada, yeni evde başlayacağız. Ee, bu kim? Geç kalma hayır. Şaka yapıyor. <laughs> evet sadece bir şakaymış. bu arkadaşı tanımıyoruz bile. Hani bilmediğimiz biri bize neden şaka yapıyor. <laughs> ne oldu? Dur gel bak. Gel seni bir tarayayım ben. Aa dur lazerle oynat. Ha şimdi ne, neden videoyu geç attığımı da söyleyeyim ben sizlere. Normalde hani bunu atacaktım. Whimsy Stories Challenge atmıştım en son. Çünkü onun videolarını yedeklemiştim e, birkaç gün boyunca da video atmayınca dedim en iyisi yedeklediğim videolardan atayım. Bayram boyunca da mesela çok fazla video atmak istiyordum ama inanın ki yani gözüm enfeksiyon kaptı ve geçmedi uzun bir süre. Hiçbir şey yapamadım. İşten bile izin aldım yani gitmedim bile. Yani o yüzden hep böyle bir sıkıntı problem. Bazen oluyor böyle şeyler. Yani uzun süreye video atmıyorsam bilin ki bir, bir sorun var denir. O yüzden atmamışımdır. Gerçi çok uzun bir süre olmadı ama yani bu videoyu bugüne yetiştirmeye çalışmak istedim de. Get snow yapsana. Bak düğün var çiçek bakmaya falan gideceğiz. Kendimize çiçek alacağız. Ee, ve şey yapacağız kendimize. Ee, neydi? Pasta. Pasta almam lazım. Aa çocuğum nerede? A, tamam. Carmen güzel bir şekilde uyuyor. Biz şey yapalım mı? Ha, okuldan Cedric e, Danica diye bir arkadaş edinmiş. Özellikle okulda arkadaş edinmelerini istiyorum. Bir sonraki bölüm bayağı bu konuda ilerleyeceğiz yani. Evi yenilemeyi düşünüyorum. Yine belki bu tarz bir ev yapıp da büyütebilirim. Böyle bir şey yapma ihtimalim de var. Leo sanırım işle alakalı bir şey söylüyor bize. Şu an diyor ben kariyerimi değiştirmek istemiyorum. Son e, konuşmamızdan ilham alarak mı? E, o tarz bir şey söylüyor. Biz en son bir şey konuşmuşuz. Ama diyor ki kariyerimi şu an değiştirmek istemiyorum diyor. İyi bir zaman değil bunun için diyor. Tamam pekala şunu bir temizlesek mi? Evdeki işlerimi hallettikten sonra Frankie ben kesinlikle Frankie'nin e, ne istediğini biliyorum fakat şu an maalesef onun istediğini yapamayız. Bir de bir de doğum günü yapmam lazım. Yani Amelia'nın e, Amelia artık adult olması gerekiyor. Düğünden önce muhtemelen ben bir doğum günü yapacağım. Böyle minik aile arasında bir doğum günü yapmayı da düşünüyorum. Biz en son artık Frank ile de bir ilgilenelim de sonra gidelim. Aa bir saniye parayı şey yapmamışım. Dur bizim bu kadar paramız yok. Aynen bu tarz bir paramız vardı. Ev bakmak için araziye böyle ev falan yerleştirmiştim de hani nasıl duruyor falan diye. O yüzden şey yapmıştım ama onu düzeltmem gerekiyordu. Şunu da şuraya koyuyorum. E tamam artık gidelim. Çocuğumuz zaten evde uyuyor. Merhaba biz çiçek bakmaya geldik de. E, şimdi buradan bir çiçek buketi alabilir miyiz? İki tane alacağım muhtemelen. Artık hangisini kullanırsak. Ama şu pembe tonlarında böyle pudra tonlarında olan şu çiçek buketini almak istiyorum. Bir de sadece beyaz olanından alacağım. Ama bu ha, şu 85 olanından alalım. Evet bir bakalım nasıl oluyor, nasıl görünüyor. Bu arada ben Sky'ı da çağırdım da. Şuna bir bakacağım. Bu gayet güzel bence. Ay çok güzel. Ben muhtemelen bunu kullanacağım. <laughs> Şu çiçekçi arkadaşa bakın. Bu niye böyle bakıyor bize? Aa, hey ojelerin harika. <laughs> wow. Vay be. Artık evleniyoruz ve çiçek bakmaya geldik. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim de unutmayalım bunu. Ee, bunu tekrar bırakabilir misin? Şimdi bizim arkadaşımız nerede? Ben Sky'ı çağırdım da. Neredesin Sky? Heh. Oh. O kadar uzakta ki. Yani o gelene kadar artık bilmiyorum neler yaparız. Ee, buraya gelelim. Bir de pasta bakalım. Ama pastanın Bozulma ihtimali çok yüksek bu arada. Aa evlilik hakkında bir şaka yapalım ona. Şöyle beyaz renkte güzel bir pasta alalım bence. Nereye? Aa! Ne? <laughs> Lütfen. Ama neden? Kapatmış olamazsın değil mi? Sadece bizimle konuşmak için buraya geldin. Ben ben bunu böyle olduğunu düşünüyorum. Tamam bırak o zaman konuş. Konuşmayı bırak. Galiba bize okuldan ekstra ödev verdiler. Kredi verdiler. Ya lütfen. Evet hani kapanmış olamaz. Tamam bizim de konuşmak için gelmiş. Üf, biz de diyoruz ki neden. Uf kamera. <laughs> tamam tekrar alalım. Bir de e, hangisinden alsak? Gerçi. Yani bozulabilir. Uu bunlar baya büyük. Bunlardan almayacağım da. Ben en iyisi bu pastayı alayım. Eve gidince buzdolabına atacağım. Umarım bozulmaz. Şu ayna değil mi bunlar? Evet. yok hayır bunlar. Bir tık farkı var. Neyse şunu alalım o zaman. Sen de bir şeyler almak istemez miydin? Dag, dag. Sky şans. bizim e, right. Honor'umuz right. değildi değil mi? Değil. Right. Değil right. değil right. evet. Neyse ya o normal Aga, katılsın Aga. bence. Bir de ah şunu da söyleyeyim ben bu hani videoyu geç yayınlamamın sebeplerinden bir diğeri de e, bu hani en son düğün paketi bozuktu ya daha sonrasında ben hiç düğün yapıp da bakmadım kontrol etmemiştim. Sonra bir kere kontrol ettim. Böyle çalışıyordu falan. Dedim ki tamam neyse artık düzelmiş. Geçenlerde tekrar baktım. E, yani davetliler otur. Davetlilere otur diyorum. Hepsi böyle saçma sapan yerlere toplanıyor. İstediğim komutları ver... Yani istediğim komutları almadılar falan. O yüzden aslında bir de kararsız kaldım. Muhtemelen dediğim sıkıntı olacak diye. Artık hani modlardan kaynaklı mı? Belki benim bende olan modlardan dolayı da olabilir. Belki çakışma vardır ya da bilmiyorum uyumsuzluk vardır. Eğer ki Amelia'nın düğünü istediğim gibi olmazsa bile artık yine de yayınlayacağım yani videoyu. Yani düğün gerçekten hani sürprizlerle dolu olabilir. Kötü de geçebilir. Çünkü nedense e, denediğimde simler benim komutlarımı almamıştı. Halbuki zaten paket düzeldi. En azından öyle umut ediyorum. Yemeğimizi yedik değil mi? Pastamızı yedik. Evet evet. Artık sanırım birazcık daha konuştuktan sonra gidebiliriz. Pasta da inventory'de. Hatta nerede pasta? E, şuna bir favlayalım. Çiçek buketlerin de favorileri atalım. Tamamdır. Saat kaç oldu? Beşe gelmek üzere. Artık herhalde gidebiliriz. Burada başka yapacak bir şey kalmadı. Çiçeklerim, şeylerim nerede? Silmiş olamam herhalde. Aa, nasıl yani? Çok saçma. <laughs> Onlar nereye gitti çiçekler? Ben onları fava atmıştım. Yani favorileri eklemiştim. Aman Allah'ım şaka mı? Yani eğer yoksa yarın sabah tekrardan gitmem gerekecek. Ama neredeler ben onları asla anlamadım. Yanlışlıkla sildim mi acaba? Yani silmiş olamam, fava atmıştım sadece. Aa çok saçma. Ee, benim tekrar işte pastadır çiçek. Aynı çiçekleri almam. Aa hayır yanlış kişiden bakıyormuşum. Yo yanlış kişiden bakmıyorum. Of. <laughs> Ya tüh. Bu arada Cooking'de artık terfi, terfi aldık yani. 10. seviyeye kadar geldik tamamladık. Canım çocuğum oradan bir mı çıkar mısın? Herkes gelsin buradan yemek alsın kendine. Eğer birazcık daha beklersem bu sefer Benjamin hani yaşlanacak ve hani ben genç yetişkin olarak kalacağım. O yüzden e, bence kesinlikle doğum günümüzü yapalım. Tamam Benjamin de gel. Ah Benjamin uyumuş bile. Gel Benjamin. Artık Amelie kızımız büyüyor ve genç yetişkin. Şu an kendisi yetişkin olacak. Amelie'cim umları üfleyebilirsin. Doğum günün kutlu olsun Amelia. Amelia artık. Amelia neredesin? ha? Tamam. Güzel. Kızımız artık yetişkin oldu. Birazcık daha beklesey, bekleseydim eğer. Benjamin yaşlanacaktı çünkü. Ee, iyi oldu. Herkes gelsin buradan pasta dilimi alsın ve tamamdır. Aa Benjamin'le birlikte pastayı kesebilir misin? Gel bakalım. Benjamin nerede? Yine uyumaya mı gitti? Hayır. <laughs> flört, flört hissediyor. Hadi gelin birlikte kesin pastayı. Oh! <laughs> <Burası gibi. gülüyor> Saat kaç oldu? 11. O zaman herkes bir şeyler yedikten sonra uyuyalım ki pastaları böyle bırakmayın çocuklarım. Onları yiyin. Bizim kızımız nerede? O da pasta almaya geliyor. Ah oh, şuna bakın. Gel bakayım gel Carmen buradan kendine bir pasta al. Kedimiz nerede? Kedimiz de orada bir yerde takılıyor. Sen de bak gel sen de bunu ye. Buradaki pastayı yesin. Evet, bu şekilde bu günümüzü tamamlamış olduk. Yalnız benim çiçeklerim ve diğer yani pastam nereye gitti asla bilmiyorum. Ben onları sadece fava atmıştım. 7'den sonra gideriz o zaman. Belki bize şey verir. Terfi falan verebilir. Çünkü bayağı iyi durumdayız. Umarım terfi verir. Eğer terfi verirse hem daha fazla para verir. Bu demek oluyor ki daha iyi bir ev. Yani hem de bir sürü çocuklarımız var. Onlara para bırakmamız lazım. İyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi artık herkes pastasını yedikten sonra uyusunlar ve sabah olunca tekrar görüşürüz. Günaydın ve Benjamin uyandı. Bugün işe gitmiyor. Daha doğrusu işlerini evden halledecek. Çünkü bugün düğün var. Kendisi bayağı heyecanlı böyle uyandı işte televizyon falan izliyor. Güzel kızımız da hala uyuyor gördüğünüz gibi ama bizim uyanmamız lazım. Gerçi saat 5.30'da. Dur senin tuvaletin var. Ee, neredesin? Şöyle 6 falan olsun uyanalım. Ki herkes uyandı. Gel bakalım. A, Ha? Aa terfi aldık. Evet işte terfi aldık. Çiçek e, yapan, çiçekçi veya botani botanik olsun. Çünkü en başında zaten böyle başlamıştık. Aman Allahım. <laughs> Yehu evet harika oldu terfi aldık. Ko plantı vermiş, ko <laughs> plantı vermiş bize. ha <laughs> Vay be bir tane ko bakmaya çalışırken bir tane daha oldu. Kesinlikle güzel bir ev yapmam lazım ve çok güzel bir bahçe yapmam lazım. Amelia için. Ah be tamam evden çalış. Amelia uyan terfi aldın. Ah be çok güzel oldu. Harika. Şimdi işle ilgili onu yaparız. Ee, zaten bir şeyler ekmişim de ben buraya. Hangisini şey yapsak? Hadi gel bunu. Gerçi dragon meyvesi vardı ya onu yapalım bence. Gel bak bunu sulaman lazımmış zaten. Bir de ona hangisini şey yapsak şunu verelim. Bu havuç mu? Aynen tamam o havuçmuş. Gel bakayım kooplantimizden bir kek al sonra onu besle. Güzel bir duş alalım sonra yemeğimizi falan yiyelim. Saat 12'de eğer saati yanlış ayarlamadıysam bu arada hava birazcık soğukmuş. Saat 12'de ne yapıyoruz artık düğünümüze gidiyoruz. Çocuklarımız da heyecanlı ama gerçi onların bugün okulu var. Kaçta okuldan gelecekler? Üçte mi? Cık. Ah be. Şey yaparız artık. Okula göndermesem mi ben çocukları? Belki öyle bir şey yapabilirim. Ödevleri var mı? Gerçi ödev kitabımız nerede bizim? Kim bilir nerede var ya kitapları. Burada da yok. Ah be çocuğum nerede bıraktın sen kitabını? Neyse artık okula gidip gelsinler de zaten birazdan gidecekler. İşle alakalı şunu ben yaptım mı? Hayır yapmamışım. Bunları satıyorsun. Bunları sat. Ve acaba kendimize şey mi yapsak? Çiçek dükkanı falan açsak mı? Karılarla birlikte o kadar iyi geçir. Aa çocuklar. Ya çocukları ben erken çağıracağım. Gerçi 10 falan olsun. Tam 11. 11'de çağıralım çocukları. Bizim kızımız hala uyuyor. Gel bakalım Carmen'cim. Carmen de burada bir şeyler yesin. Pastamız da var. Bak buradan al onu. Sonra oyuncakların var. Oyuncaklarınla oyna. Ah Carmen gel aşağı gel. Çocuğum. Güzel çocuğum. <laughs> şimdi bir Leo'ya mesaj atalım mı? Şey yapsın. Hani bugün düğünümüz var, haberin olsun, gel falan diyelim. Evet, şimdi Benjamin gidiyor. Biz de tekrar bir arkadaşlarımızı falan. Ben bu arada mesaj attım mı Leo'ya? Hatırlamıyorum. Direkt arayalım gelsin. Hani diyelim ki işte gel düğünümüz var falan. O <laughs> Ne? Kızın yüzüne bakın. Arılardan mı oldu? Şu an kendini o kadar rahatsız hissediyor ki. 18 saniye. Evet arılar sokmuş. Diyor ki bu arılar gerçekten çok sinir bozucu. E, arı sokması çok sinir bozucu ama diyor balı çok güzel diyor işte. 11 saniye sonra gidecek bir şey. Eğer gitmezse mecburen yani hile yapmam lazım. Bu kızın suratı bu kız böyle evlenemez. Hayır. <laughs> e, bir saat kalmış. Çocukları ben artık çağırıyorum. Ee, çocuklar erkenden gelsinler çünkü bugün bugün önemli bir gün. Lütfen artık gelsinler yani. Evet, o zaman gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Umarım ki gerçekten, umarım düğün kötü geçmez. Umarım simler benim komutlarımı anlarlar. Herkes burada mı? Aynen herkes burada. Ben hatta e, düğüne gelen herkesi bir gruba dahil edeceğim. Ne oluyor? Herkes neden burada? Tamam, dans edelim. Tamam, oradaki muhabbet ortamı bitebilir mi? Herkes gelsin dans etmeye. Hava gayet şu an iyi, neyse ki. Ha, şundan şey de yapalım. Yemekler var mı? Evet, güzel. Ee, i̇lk önce dans edelim de, sonra çay falan da var zaten. Hadi herkes gelsin. Çay ikramımızdır, <laughs> çay müzesinden. Ee, evet, herkes alsın buradan içeceğini, işte yiyeceğini. Ben buradaki herkes nasıl kontrol edeceğimi çok merak ediyorum. Şuraya bir oturabilir miyiz? Gerçi çok şey değil ama daha kalabalık böyle oturabileceğimiz bir yer var mı? Yok. Keşke onu ben ayarlasaydım. ha Burada da varmış ama ee, tamam olsun. Heh tamam. Ah be Chrissy'e bakın. Çok yaşlanmış. Hiç beğenmedi galiba. <laughs> tamam. Ah Leo. Hafif böyle akşama doğru olduğunda böyle güneş batmaya yakın artık düğünümüzü yaparız. Umarım yapabiliriz tabii. Bilmiyorum. Ee, i̇şte dans edelim. Herkes gelsin. Hatta dur şuradan yapacağım. Bütün davetliler dans etsin. Hadi gelin bakalım. Şuraya gelin lütfen. <laughs> buraya ge gelsenize. Dans Ha grup dansı yapalım. Nerede gördüm ben onu? Yok tamam dans edin. Dans edin. Amelia, Ameli buraya gelir misin? Tamam herkes geldi. Bizim DJ'miz yok. Gerçi ben şey çağırdım ama DJ çağırmadım. Bir DJ çağırsak mı? Ona da para vereyim artık. Olsun yapacak bir şey yok. <gülüyor> 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 Ve düğünümüzün ilk e, grup dansı <laughs> başladı. Ay ah, Leo'ya özellikle dikkat etmem lazım. Yani bu düğünde ne olacağını gerçekten bilmiyorum. O yüzden simlerin düşüncelerine, bakışlarına, her şeyine çok çok dikkat edeceğim ki Bakalım hani herkes neler yapıyor. <laughs> Beycemi şu an kendini kaptırdı. Aa Harry. Harry resmen hiç değişmemişsin. Hala aynısın. <laughs> Şöyle bir bakayım herkes neler yapıyor. Aha. <laughs> Şunlara bakın ya. Resmen Leo dağıtmış da gelmiş böyle <laughs> haline bakın. Bir şeyler anlatıyor. Resmen şu an düğünden şey yapmaya çalışıyor. evlenmişsin diye. Evet. Diyor ki eski eski zamanlarımızı düşün. Birlikte kalmıştık sokaklarda uzun süre. Hiçbir şey yapamamıştık. Lise hayatımızı düşün, ortaokul hayatımızı düşün falan diyor. O da diyor ki işte sen bana yanlış yaptın. Hayır işte yanlış yapmadım. Yanlış anladın sen. Sen kimsin? <laughs> ne oluyor? Birine kızıyor. Skye'le bir ilgisi olabilir mi? <laughs> Belki çünkü ona bakarak bir şey yaptı. <laughs> bu arkadaş niye bu kadar sinirli? Tam durun, dansı bırakın, dansı bırakın. Yani Amelia sen dur dansı bırak. Leo ile Sky Harry ile konuşuyorsun. Tamam diyeceğimizi de çağırdık galiba. O da birazdan gelir. Aynen Ayaka. Hayır Ayaka DJ değil. O e, piyanist yani. Şurada olması lazım. Ama neden e, burada? <laughs> Bir yemek falan yesek mi? Dansı bırakalım. Dur tamam dansı bırakıyorsun. Hadi bakalım artık yavaştan düğün şeyine de başlayacağım da. Sonrasında yine eğlenmeye devam ederiz. Yani önce düğünümüzü falan yapalım, sonra eğlenmeye devam ederiz muhtemelen. Şunu yapmak istiyordum da, bunu neden? Gerçi bu masada olmuyor galiba. Onu başka yer almam gerekirdi. Yine o benim en çok sevdiğim müziği çalıyor. <laughs> Sims, e, ama remixli yani. O kadar güzel ki. Bu arkadaş herhalde Benjamin'in arkadaşı <laughs> bu arkadaş. Benjamin'le bir şey iş arkadaşı olabilir veya da şey olabilir. Neydi? Önceden tanıdığı biri de olabilir. Çünkü biz tanımıyoruz diye biliyorum. Neyse biz e, Amelia'ya bakalım. Bu çocuğun niye ağlıyor? Okulda aşık mı oldu? Ne oldu artık? <laughs> Hayır lütfen yağmur yağıyor aman Allah'ım ya. Yağmur yağmasın. Gelin gelin tamam bırakıyoruz. Şimdi ben davetleri buraya toplayacağım. Ee, herkes buraya gelsin. Şimdi davetlere oturun diyelim. Ee, bu şurası mı oluyor? Aynen tamam burası oluyor. Hani herkes gelsin işte otursun. Ee, sonra herkes neden burada toplanıyor? Bunun bir sebebi olabilir mi? E neden? Şundan bir çıkabilir miyiz? Ne oluyor? Az önceki ses neydi öyle? Bu çocuğuma ne oluyor böyle? He aşırı utanmış ama bu iyi bir şey değil yani bu onun ölümüne falan e, sebep olabilir mi? Heh tamam şimdi şimdi başlıyor düğünümüz. Tamam, tamam sonunda oldu. Aman Allah'ım. <laughs> ama kimse oturmuyor. <laughs> ah be sonunda akşam oldu ama neyse ki düğünü yapabiliyorum. <laughs> Biraz karıştı, artık yapacak bir şey yok. Ya yerim seni Amelia. Amelia gerçekten bunu hak etti. <laughs> ya bir yandan <laughs> elinde... Elinde çay şey var. Aman Allahım. <laughs> Artık sonunda evleniyoruz. Neyse ki uzun zamandır bunu bekliyorduk. Ama neden hala bizim elimize yapışmış durumda? <laughs> Ve sonunda evlendiler. <gülüyor> <gülüyor> Yeee sonunda evlendi. Ah. Sürekli hava değişiminden dolayı kızacağız ne yapsın hasta oldu. Tüm davetliler gitti. Onları ben bir tekrar çağırsam mı? Gerçi gele de bilirler ama yine de bir çağıralım. Ee, tekrar bir DJ falan da çağırız Burada yemeğimizi falan yeriz. Ee, güzel olur. ha tamam sen de buradasın. Benjamin'e sinirlenmiş olması lazım. Tamam herkes geldi tekrar. Ben bir e, davetlileri gruba dahil edeceğim. Gerçi herkes gruptaymış. Çocuğum senin senin yemek yemen lazım. Dur bakalım. Eh tamam herkes gelmiş. Süper. Bunu temizlemeseydim. Oha. Ne? <laughs> Bir dakika. <laughs> Şu an bu kız ne gördü? Gerçekten. Carmen sen gerçekten şu an ne gördün? Aa. <laughs> çok saçma. MC'den bir şey ayarlamıştım. Gidip gerçekten bunu mu yaptın? Yani yapa yapa bu arkadaşa mı asıldın? <laughs> Ay çok iyi ya. Oh Çok tuhaf oldu şu an. Haliyle sinirlendi. Diğer arkadaş nerede? Demek ki bir saniye önceden demek ki sizin aranızda bir şey mi oldu arkadaş değil miydiniz siz? Arkadaşlardı diye biliyorum. Hayır arkadaş değillermiş. Arkadaş değillermiş ki. <laughs> Yalnız gerçekten hani e, Carmen'in bunu görmesi çok daha tuhaf oldu. Ah be Carmen, keşke sen görmeseydin. Bir dakika o zaman ne olacak? Bence e, bence kesinlikle Leo. Gel bakalım ne öyle bir şey olacak mı? Yani şöyle söyleyeceğim. Bu hep zaten özellikle modu ayarlamıştım da. Sen nasıl Pierre'le bizi aldatabilirsin? Yani aslında aldatmak değil de aralarında önceden bir şey olmuş galiba. Düğünde şok, herkes ağlıyor. Leo bile, Leo bile ağlıyor. Biz bu düğüne, biz düğün diyorum, biz bu seriye. Leo ile birle Leo ile birlikte başladık. Yani ben zaten istiyordum ki Leo ile olsun çünkü gerçekten de hani mod yüzünden oldu çok saçma bir şekilde oldu. İstiyordum ki Leo ile birlikte olsun moddan dolayı zaten oldu ve özellikle son 3-4 bölümdür. <laughs> Son 3-4 bölümdür yorumlara falan baktım. Leo ile olmasını isteyen izleyicilerim vardı. O yüzden biz... E, ben ama gerçekten Pierre Lopiş'e düşünmemiştim. Başka hani kızlarla falan bir şey olur diye düşünmüştüm ama Pierre oldu. Peki o zaman her şeyi unutup baştan başlayalım mı Leo? Her şeyi unutup baştan başlayalım. İster misin? Şuna bakın ya. Leo'yla olmasını mı istiyordunuz yoksa Benjamin'le? Çünkü Benjamin, Hello, cık, bilmiyorum, Benjamin bizim çocuğumuz doğduğunda da bizimle pek ilgilenmemişti. Ama e, hala bu arada elimizde neden çay şeyi var. <laughs> biz bu seriye ikisiyle birlikte başladık ve bence bu şekilde devam etsin. Yani uh -huh. sıkıntılar, sorunlar elbette ki oldu, olmadı değil. Ama biz de yanlış yaptık e, aslına bakarsanız. Biz de gittik hemen başka birinden çocuk yaptık falan. Ama o çok uzun süre e, mutsuzdu ve aslında belki de yapmaması gereken bir şeydi ya da bilmiyorum yani tamamen moddan dolayı olduğu için aslında Leo'yu e, kabul ettim. Bence evlenelim. Bu düğünde böyle geçmiş oldu. Yani düğünden tam istediğim gibi olmasa da <laughs> Pierre Pierre miydi neydi ona onunla öpmesi ayrı bir şok ve bunu Carmen'in görmesi ayrı bir şok. Tekrar benimle Oy. evlenir misin tekrar? <laughs> Tabii ki. <laughs> ah harika. Ya çok tatlılar. <gülüyor> Uhu. <gülüyor> tekrar düğünümüz başladı. <laughs> Bu kız resmen düğünde hasta oldu. <laughs> Diyor ki her zaman seni düşündüm, seni çok özledim. Şu bardak neden bizim hala elimizde asla anlamıyorum? <laughs> Aslında bence Benjamin'in üzülmesini gerektirecek bir şey de yok. Çünkü Benjamin'in zaten sevgilisi varmış. <laughs> Mecbur Benjamin'i de çıkaracağım. Tekrar eski evine göndereceğim. Evet, şimdi tekrar Benjamin'deyiz. Şu an e, onun için böyle ayrı bir yer hazırladım. Çünkü <laughs> çünkü yani bu arkadaşlar aralarında bir şey olduğu için Aynı eve yerleştirdim. Yani böyle bir şey neden oldu? Muhtemelen şeyden oldu. Ben bir kere e, Benjamin işe giderken şey yapmıştım işte hani flörtleşsin falan diye. Demek iş arkadaşlarından biri buydu. Onun da böyle kötü bir hayatı olsun istemiyorum. Hani iyi olsun istiyorum ama sadece onu da mı bilmiyorum bakmamıştım. Başka var mı aralarında flörtleştiği? Başka yok. Pierce var. Bir de Sydney ile konuşmuş. Sydney zaten evli. Gayet güzel. Artık ne yapayım yani ben bu çocuk için? <laughs> Bayağı tuhaf bir düğün oldu. O zaman sizi evlendirelim mi? Belki de istediği buydu. Bir şekilde böyle kendini gizlemeye çalıştı. O yüzden e, bir anda bizimle evlenmek istedi. O yüzden bir anda çocuk yaptı belki de. Gerçi biz de çocuğumuz olmasını istedik ama Carmen çok tatlı gerçekten. Aramız Amelia ile Benjamin'in arası iyi olsun da en azından arkadaş olsunlar. O da bize yanlış <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Bu Amelia'nın, Amelia kızımızın hayatında yaşadığı şeyler nedir böyle? Bu arada Christy bizi tebrik etti. Diyor ki Leo'yla birleşmiş olmana çok çok sevindim seni tebrik ederim dedi. Ya seni yerim Carmen. Yani açıkçası ben zaten e, ilk etapta tabii çok şaşırmıştım Leo'nun bize bu şekilde davranmasına. Ama sonra onun aslında çabasını falan bayağı gördüm. Çünkü gerçekten hani siz de gördünüz Leo çok çok çabaladı ve çok üzgündü çok pişmandı. Bu şekilde tuhaf bir düğün oldu ama unutmayacağımız bir düğün oldu. Artık ikisi de evlendiler ve birbirlerine aşkla bakıyorlar. O bize ne yaptıysa biz gidip daha kötüsünü yaptık. Yani herkes bize bakıyor bu arada etrafta. Birbirlerine gerçekten aşkla bakıyorlar. Bence harika bir evlilikleri olacak. Leo ona çok çok iyi davranacak. Amelia da aynı şekilde öyle. Güzel bir ailemiz var. Benjamin de şu an mutlu. Benjamin'le aramız kötü olmasın. Onun düğününü de yaparız. Onun düğününe katılırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. En yakın zamanda diğer bölümde gelecek. Biraz yenilik değişiklikler yapacağım. Ev konusunda olsun, simlerimizin, kıyafetleri, saçları konusunda olsun. Bakalım başka bölümlerde neler olacak? bizleri neler bekleyecek? Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.